Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi 10 Kasım'daki bayrak tutma töreninden bahsediyordum sizlere. 10 Kasım haricindeki saygı duruşlarda bu süre 1 dakikadır. Saygı duruşunun ardından gönderde çekili duran bayrak İstiklal Marşı eşliğinde Ağır ağır yaraya indirilir. Marşın bitimin ve görevli öğretmenin rahat komutuyla bayrak tövbe tanımlanır. Tören boyunca Atatürk sağ ve sol yanında biri kız, diğeri erkek iki öğrenci tarafından saygı nöbeti tutulur. Yaraya indirilen bayrak ders günün sonunda yeniden tören yapılması gerekiyorsa tekrar tepeye çekilmez. Yeni tören seyyar direkli bir bayrakla yapılır. Bayrak gün batımında görevli kişi tarafından törensiz olarak tepeye çekilir. Gerçekten bu bayrak tutacak kişilerin çok güçlü, kuvvetli olması gerekiyor. Çünkü o bayrak bayağı bir ağır. Yani öyle olması gerekiyor. İr yarı arkadaşları tutturmak gerekir. Mülki idarelerin düzenlediği törenler pek çok il ve ilçede kaymakamlık ve valilik tarafından düzenlenen Atatürk'ü anma törenleri kapsamında kamu görevlileri ve yerel halkın katılımıyla, katılımıyla Atatürk anıtına çelenk bırakılır, saat 9 başına gelen siren sesiyle 2 dakikalık saygı duruşunda bulunur, ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yaraya indirilir, törenden sonra sıklıkla bölgede bulunan okul ve kültür merkezi, Yerlerde günün anlam ve önemine uygun konuşmalar yapılır ve Atatürk'le ilgili <laughs> sergi açılışları, oratoryolar, şiir ve müzik dinletileri, etkinlikleri düzenlenir. Ev evet, sevgili arkadaşlarım bu videomda sizlere 10 Kasım'dan bahsettim. Biliyorsunuz 10 Kasım'a halk da katılır 10 Kasım törenlerine. Her yıl anıt kabre milyonlarca insan akın ediyor. Atayı geziyor. Ee, beni özellikle Anıtkabir'i çok duygulandıran bir şey olmuştu. Ee, Saygın nöbetçisi olan asker bu şekilde duruyor. Terle duruyor diye insanlar böyle e, onu aydınlatmaya çalışıyorlar. Yani şey yapıyorlar. E, seninletmeye çalışıyorlardı. Beni gerçekten çok ağlatan bir video olmuştu. Hatta Anıtkabir'i de e, saygı nöbetçisine... Serinleten Halk diye yazarsanız YouTube'da bulursunuz. Gerçekten oturup ağlamıştım. Hatta şey vardı. Can Dündar'ın belgeseli vardı Atatürk'ü anlattı. Belgeselin ismi yanlış hatırlamıyorsam Sarı Zeybek'ti herhalde. Öyle olması gerekiyor galiba. Öyleydi. Orada gerçekten şey yapmıştım. Yani ağlamıştım. Atatürk'le ilgili duyguları. Bir de şunu gerçek: eskiden Atatürk sevgisi verilmişti insanlara, çünkü Atatürk bu ülke için çok güzel şeyler yapmıştı. Liderler olabilir, liderler değişebilir ama bir ülkenin kurucusu başka bir şeydir. Allah ona Atatürk'e nasip etmiş. Bu da şans, bu da kadar. Atatürk'ü anlayabilmeniz için Notu kitabını okumanızı. Sizlere tavsiye ederim. Benim Nutuk kitabımı üniversitede ben e, okumuştum. Zorunlu dersi tarih hocası altı tane kitabı zorunlu olarak okumaya şey yapmıştı, e, söylemişti. ...o Nutuk kitabını okumuştum. Ee, hatta Atatürk'ün bir lafı var, sözü var diyor ki Hazretleri falanca Hazretleri. E, yani öyle bir kitap şekli var. Ee, yani aynı şey benim büyük babamda da vardır işte öyle söyler falan filan. Atatürk'ü anlamak istiyorsanız sizlere Nutuk kitabını okumanızı tavsiye ederim sevgili arkadaşlar. Evet bu videomda 10 Kasım'dan bahsettim. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.